Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler, Türkiye Rusya resmen birleşti. Kıymetli takipçilerimiz, Erdoğan'dan son dakika açıklaması geldi. Erdoğan, gaz hattı için Putin'le mutabık olduk, hemfikir olduk dedi. Kıymetli takipçilerimiz, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunun 238. gününde savaş her geçen gün şiddetini artırarak devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamaları Moskova'da yankı yaratmaya devam ediyor. Kremlin çizgisindeki önde gelen gazetelerden Komsomolska Pravda, Rusya gaz için Avrupa'ya geçiş yolu buldu. Erdoğan Putin'le doğalgaz santrali konusunda hemfikir oldu. Türkiye ile Rusya doğalgazda birleşti başlığıyla geniş bir haber analizi yayınladı. Oleg Adamovich imzalı yazıda, Almanya Rusya'dan sadece ucuz gaz almakla kalmıyor, aynı zamanda komşulara gaz pompalamaktan da iyi para kazanıyordu. Artık gaz aracısı rolü Ankara'ya geçmiştir. Rusya ve Türkiye Karadeniz'i güvenilir bir şekilde kontrol ettiklerini ve hiçbir zaman denizaltısının gaz boru hattına ulaşamayacağını garanti ediyor. Her halükarda kimsenin Türkiye'ye giden boruları sabote etmeye cüret etmesi pek mümkün değil denildi. Yazının devamında Erdoğan İran-Ukrayna savaşına değinirken, Amerika için Türkiye bölgedeki en büyük orduya sahip önemli bir NATO ülkesi ifadeleri kullanıldı. Kıymetli izleyenler, Duma Başkanı Varesjan Vodolit, 3 veya daha fazla çocuk babası olanların kısmi seferberlikten muaf olduğunu söyledi. Vodin, bugüne kadar 9500'ün üzerinde babanın yanlışlıkla askere çağrıldıklarını ve askeri birliklerden alınıp ailelere iade edildiklerini bildirdi. Kıymetli takipçilerimiz, video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberde buluşmak ümidiyle, hoşça kalın.